Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydın. Bugün cumartesi sabahı. Bu ara çok fazla vaktim yoktu. Yorumlara geç baktım. Yani birçok kişi korsana bağırmamdan, ayrıyetten de Lady'yi bağlamamdan çok rahatsız olmuş. Çok yorum yaptılar. Yani bunlar hakkında size bir bilgi vereyim bari de. En azından bilmediğiniz işlere karışmayın. Korsan! Korsan gel oğlum hadi. Şimdi arkadaşlar, bu köpeklere rica ederek mi iş yaptıralım yani? Rica mı edeyim bunları? Korsan gelir misin yavrum? Gel. Gel korsan gel. Lady bile şaşırdı yani. Bu niye böyle kibar konuşuyor bizle. Şimdi köpekleri bağlamamız lazım arkadaşlar. Siz herhalde Dogo Argentin besleyip büyütmediğiniz için bilmiyorsunuz ya da evde baktınız. Evde bakılan köpek için böyle şeylere gerek yok tabii ki. Ya da etraflı çevrili bir bahçeniz varsa. Benim öyle olan arkadaşlarım var. Köpeği bahçenin içinde dolaşıyor ama dışarı çıkamıyor. Burası bayağı büyük bir alan arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani köpeklerin bağlanması lazım. Sınırlarını bilmeleri lazım. Bunlar daha yavru. Başka köpeklerin sınırlarına girerler. Kafasını gözünü yarar, geri gelirler. Çünkü her köpek burada kaplan gibi hissediyor kendini. Bölgesini savunmak için. O ayrı bir şey zaten. Ayrıyetten insanlar da, köpekleri sevmeyen insanlar da var arkadaşlar. Yani şu yavru parsı bile sevmiyorlar. Düşünün yani. Bakın Poppy aşağıda şerefsiz. Onu şimdi onu bağlıyorum, ona kızıyorlar. Niye bağladın Poppy'yi? Şu kadar köpek. Bakın nereye gitmiş. Bakın. Kendi gözünüzde görün. Canlı yayında görün. Yani. İşte oradan bir araba geçtiğini varsayın. Bu köpeği çok beğenip arabasına atabilir. Öyle gider. Poppy! Gel kızım bakayım. Hadi gel. Gel Poppy. Şimdi Pars onu görüp Pars da gidebilir. Bakın Pars da onu kesiyor şu anda. Poppy gel kızım hadi. Hadi Poppy. Ama bu Poppy bunu ilk kez yapmıyor yani. Sürekli gidiyor böyle geziyor. Artık yani beni de sinirlendirmeye başladı. Git git öyle git. Git şimdi. Yani ben ne diyeyim ya. Ona diyecek bir şey yok. Gitsin bakalım. Gelecek elbet. Gelirse bizimdir. Giden gitmiştir zaten. Ben elimden geleni yapıyorum yani. Gel, gelin oğlum hadi. Gelin bakayım siz gelin hadi. Size peynir, yumurta yapacağım. Gelin. Bu gerizekalı da gitsin çöplükleri arasına. Yani sanki birkaç sefer daha yaptı bunu. Hatta bir sefer şu aşağıdan gittim aldım. Ta aşağıdan. Şimdi gidiyor yine. Bakalım geri gelecek mi? Bu sefer gitmeyeceğim peşine yani. Babasının uşağı yok şimdi. Git peşine. Al gel. Neyse o gelir inşallah. Yani şimdi korsanı niye bağladın oraya? Niye bağırıyorsun? Orası çamurlu. Yok bilmem ne. Çamur işine zaten hiç girmiyorum. Onu bilmeyene zaten onu anlatmaya gerek yok. Korsanı oraya bağladım. Korsana niye bağırıyordum arkadaşlar? Hiç bunu anlamıyorsunuz tabii. Korsan çünkü yağmur yağıyor. Yağmur da ıslandığı zaman sabit bir yerde duracak. Yani hareket etmeyecek. Sabit bir yerde... Hayır oğlum. Dur onları kıracağım. Dur parça hayır. Gel, gel. Aferin. Şimdi sabit bir yere duracak arkadaşlar.
ıslanıp yuvasına girdiği zaman hava soğuk, üşür. Zaten 3 gündür, 2 gündür şeyde ahırdalar. Dışarıda bırakmıyorum onları, böyle hava aldırıyorum. Üşür ve hasta olur arkadaşlar. Ben onu düşündüğüm için ona bağırıyorum ki içeri girsin, dışarıda durmasın. Yani buradan bağırıyorum, bakın içeri giriyor bağırdığım zaman. Ama rica ettiğim zaman, korsan içeri girer misin yavrum dediğim zaman girmiyor. Onu korkutmam lazım ki içeri girsin. Korkmazsa içeri girmez değil mi? Köpek korkmazsa, hani yok sevgiyle olur falan filan diyorlar ya, ya bırakın bu işleri ya. Tamam, bazı köpekler belki çok iyi eğitimlidir, onlara bir şey diyemem ama yani şimdi bu köpeklere sevgiyle ne yaptıracaksın? Hepsi canavar yani. Gerçekten canavar bunlar. Şu narkoza bakın şimdi. Yolu bıraktılar, şimdi kayaya çıktılar. Yani. Aslanım balam, bak adam gibi bakıyor onlara, ne yapıyor bunlar? Baron! Baron! Aferin ya. Adam. Yukarıda bir şey var herhalde. Ha, kuşlara bakıyorlar. Şimdi anladınız mı yani, bu buradaki mevzu bu yani. Yani buna bağırmak zorundayım ben, anladınız mı? Yok köpeğe, yok köpek korkuyor senden. Köpek benden korkacak tabii ya. Siz ya neyse. Şimdi çok iyi niyetli insanlar var böyle. Bunlar zaten hep iyi niyetinden söylüyorlar genelde çoğu da. Yani bu köpeğe biz şey gibi düşünmeyin yani. Evde bakılan bir köpek gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu burada arazi şartlarında yetişen. Zaten kendisi avcı bir köpek. Dogo Argentin'in ne olduğunu bir araştırın. Nasıl yetiştir? Yani buna baskınlık kurmazsan ileride nasıl tehlikeler olabileceğini düşünün. Bunları bağlama diyorlar. İşte salın, işte şey olsun bakın. Yine atmaca mı geldi? Salın gitsinler falan diyenler oluyor. Salın gitsinler, gezsinler, onlar gelir gider, köpek onlar işte bilmem ne falan. Ya bunlar çok saçma şeyler arkadaşlar. Böyle bir şey bu köpekler için düşünülemez yani. Tamam ol. Bunlar aşağıda birinin evine gider, adam köpek sevmez, adam bunları zehirler. Böyle insanlar da var yani. Böyle insanlar var, o yüzden ben köpeklerimi kontrol altında almak için onlara bağırıyorum, kızıyorum. Bunun bir ötesi var arkadaşlar. Ha, bağırmayın, o zaman köpeklerinizi dövün. Bir ötesi budur yani. Başka türlü yani bunların önüne geçebilme bir ihtimal yok bence. Yani eğitim, hani diyorsunuz ya eğitim. O neyse ya. Şimdi eğitim verilen yerlere bir baksaydınız keşke ya. Nasıl eğitim veriyorlar? Ne yapıyorlar köpekleri? Nasıl aç bırakıyorlar? Nasıl eğitimden geçiriyorlar? Aynı komando gibi yetişiyor köpekler yani eğitimde. Yani şartlar çok iyi değil aslında da. İşte videolarda videolar var ya, hani izliyorsunuz internet. O videolarda hep bence yani yalan gösteriyorlar. Saçma şeyler yani. Numaradan videolar bence. Asıl gerçekleri kimse göstermiyor ki, çünkü tepki alacaklar. Buranın çamı, burayı daha yeni yaptım. Bunu herhalde daha önce görmeyen arkadaşlar, işte korsanı çamur yere bağladınız. İşte korsanın günahı ne falan. Burayı toprağın yeni attım. Altı taş. Toprak attım üstüne. Bu toprak kuruyacak. Yağmur yağınca böyle çamur olmayacak. Burayı ben ayarlayacağım. Zaten önünü falan yapacağım. Burası böyle olmayacak. Ben korsanı alışsın diye buraya koydum. Lady'yi diğer tarafa koymayacağım zaten. Lady'yi oraya sırf bağlı kalmaya alışsın diye birkaç kez bağladım. Yine bağlayacağım. Ara ara bağlıyorum arkadaşlar. Yani bunun bağlanmayı öğrenmesi lazım. Korsan da öyleydi. Küsüyordu, ağlıyordu ama alıştı. Şimdi Lady'yi alıştırıyorum. Yani dediğim gibi alışması lazım. Çünkü bazen misafir geliyor, bir şey oluyor. Köpekler adamın üstüne atlıyor. Adam köpeklerin üstüne atlanmasından hoşlanmıyor.
bağlamak zorunda kalacağım. O zaman yani hep böyle naz yapmasına mı katlanacağız yani? Alışsın ki. Yoksa Lady'yi ben her zaman bağlamayacağım yani. Ama Lady biraz daha böyle şey, özgür yetişecek zaten. Özgür zaten kendisi gördüğünüz gibi. Bakın şimdi bastı gittiler oraya. Bakın. Böyle dolaşıyorlar zaten. Bu arazi büyük yani burası. Ama birazdan içeri koyacağım bunları. Ben de kahvaltı yapmaya eve gireceğim. Ben dışarıdayken zaten hep dolaşsınlar yani. Fars. Fars adam ya. Her yerden malumat topluyor bir anda böyle. Bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor. Sabah ilk kalktığımda biraz mama verdim onlara, yediler. Şimdi bir iki saat falan geçti. Şimdi yumurta kıracağım peynire. Vereceğim yine yavrulara. Pars da yiyor. Yani dogolar nasıl gelişiyor? İşte bu beslediğim tarzda besleyin arkadaşlar. Ben bu şekilde besliyorum. Vaziyet ortada. Videolarda böyle küçük gözüküyor falan sanmayın. Küçük değiller. Şu an yaşını almış geçmiş dogolardan. Hele korsan daha büyük yani. Şu an kuş peşindeler, bakın oradalar. Bir de çok bağırırsanız işte korkak olurlar, bilmem ne olurlar. Köpekler pısırık kalıyor. Ya arkadaşlar siz 10 ay sonra görün. Ne oluyorlar görün o zaman. İşte beslememişsiniz herhalde daha önce, bilmiyorsunuz. Köpeklerin zaten bana karşı böyle pısırık olması lazım arkadaşlar. Yarın öbür gün bu işler çok önemli. Bunları besleyen benim, büyüten benim. Demek ki bir şey biliyorum ki böyle yapıyorum yani. Sevgi zamanı sevgi, korku zamanı korku yani, korkacaklar. İstenilmeyen bir şey yaptığı zaman herkes korkacak. Sadece köpekler değil. Kimse kuralların dışına çıkamaz. Pars hariç. Poppy! Poppy gelmedi. Bak oradan biri geliyor şimdi, Poppy. Ne oldu? Ne oldu Pars? Ne oldu? Kar hemen eriyor arkadaşlar. Karı soruyorsunuz. Dün kar yağıyor diye de yani kar tutmaz burada yani. Bir yağmur hemen kar bitti. Bir güneş açıyor.
Karın kesik kalmaz yani. Yarım metreden aşağı yağmazsa tutmaz zaten bunu. Şimdi bir yabancı köpek falan geldiği zaman böyle hani bu köyün köpekleri oluyor, buraya yaklaşıyorlar. Öyle bir denk gelirse öyle bir video çekeceğim. Lady ile korsanın nasıl tepki verdiğini görün. Ondan sonra böyle yorum yapmazsınız. Pısırık mı oluyorlar, ne oluyorlar, o zaman görürsünüz. Bakın burada kalıyorlar. Yıkadım burayı. Suyla kuruyor şeyini. Şuradaki telislerin üstüne yatıyorlar. Burası çok sıcak oluyor. Alt daireden daha sıcak olduğunu fark ettim. O yüzden buraya aldım onları. Pars da burada. Şu popi gelmedi. İnşallah gelir yani. Gelen yok. Poppy! Gelen yok, görünen de yok. Gelir inşallah. Pars da mı gitti? Pars. Gel o. Ben zaten en çok bu popi Pars'ı peşine takıp getirecek diye ondan korkuyorum. Ama Pars ilk günlerdeki gibi ona o kadar ilgi göstermiyor yani. Şimdi Pars Pars için de arkadaşlar bir tane biriyle görüşüyoruz. Haber bekliyorum ondan. Pars'ın aynısı Jack Russell. 1,5 yaşında dişi. O da Pars'tan biraz büyük. Haber bekliyorum. İnşallah gelir. Gelirse Pars onunla bu sefer uyumlu olur inşallah. Geldin mi oğlum? Geldin mi korsan? Aferin oğlum. Korsan. Bakışları çok tatlı. Islandı yine. Sabah çıkardım var ya, bembeyazdılar. Böyle hiç leke yoktu. Zaten bunlar 3-4 saat kuru kalsın yeter. Tertemiz oluyorlar. Hani Lady? Lady nerede? Lady nerede korsan? Almanya'dan bir abimiz, dostumuz bize tasma yaptırdı. Şenol Albus abimiz bize tasma yaptırdı. Allah razı olsun. Köpekleri çok sevdiği için Narkoz'u, Pablo'yu, Baron'u, kendi köpeği de var Pusat, ona da yaptırdı. Ona yaptırmışken ha Poppy geldi. Lan şerefsiz, gel bakayım. Gel, aferin sana lan. Poppy her zaman böyle şansın olmaz ama bak bir gün çalarlar seni. Gitti geldi. Tasmaları takacağım arkadaşlar da vaktim olmadı. Bugün olabilir, yarın da olabilir. Takacağım ama. Bir video çekeceğim onlardan. Çok güzel tasmalar. Tasmacı Ömer Usta'dan da Allah razı olsun abi, güzel tasmalar yapıyor.
Dur, dur. Köpeğe kısırık diyorsunuz ha? 10 ay sonra görüşeceğiz. Lady. Cadalos, gel buraya. Lady'yi saf zannediyorlar böyle. Yani zavallı, acıdım. Kıyamam, bilmem ne, neler yazıyorlar. Bu var ya. Bu bizim Osman abiler var işte yukarıdan. Sabahleyin gidip kapılarına vuruyorlar. Kapıyı aç, haracı almadan kapıyı terk etmiyorlar. Yani o derece burada terör estirecekler yani. Dur lan eşşoğlu, dur vereceğim, dur. Dur. Tamam, vereceğim size oğlum. Kafan ne kadar büyüdü senin ha? Dur! Tola git ola. Gel gel bak, Lady'ye bak hemen nasıl geliyor. Bak bak şerefsiz. Tabağı gördü, bak bak şimdi. Ya bu kadar var ya, saf görünümlü. Cadalos bak bak bak. Heh. Ne oldu? Geldin değil mi hemen? Gidiyor zilisi. Zavallı baron aç kalıyor bunun yüzünden. Dün arkadaşlar dün barona bıraktım yemeği bayağı bir, dedim sabaha kadar yiyecek mi bakayım hepsini. Bu sefer de bu narkoz şerefsizi çıkarmış tasmayı. Biraz bol bırakıyorum. Zaten belli oluyor sıkı olduğu. Ama öyle değil, o derisi çok kalın olduğu için böyle çok böyle yorgan gibi olduğu için böyle şey sıkıyor gözüküyor ama yani gene boşluğu var. Gene dedim biraz daha bol olsun, belki anlamaz bol olduğunu da, çekip çıkarmaz. Yine çekip çıkardı kafasından. Sabah bir baktım narkoz dolaşıyor tasmasız. Bak narkoz çok iyi. Narkozu sal hiçbir yere gitmez. Bu dogolar gibi değil. Narkoz en fazla şu aşağılara bir tur atıp geliyor. Neydi? Benzedin anana, benzedin anana, yemekçi seni. Dur. Lan! Bugün hava böyle güzel olursa tasmaları takacağım ya. Tasmalarla bir görün. Şenol abinin aldığı tasmalar harbi çok güzel. Sayfasına da baktım. Onun köpeğe pusat da çok güzel. Bu siyah tavukları da ayıracağım buradan. Hepsini öbür kümese koyacağım. Bunların içinde çünkü yumurta yiyen bir tane var. O şerefsizi bulacağım. Hanginiz yiyorsanız. Bir de bunları işte bağlıyorum. Şimdi bağlamam lazım. Tavukları çıkaramıyoruz. İşte tavuklar da çıkmayınca yumurta yapmıyorlar arkadaşlar. Yani böyle gün içerisinde bağlamam lazım ki 4-5 saat. Tavuklar. Bak hayır. Hayır. Şşt. Hayır. Şimdi bugün de tavukları çıkartırım ya, bunları tekrar bağlarım. Bağladığım zaman bir video çekerim, bakalım alışmış mı. İki kez bağladım, bağlı bıraktım böyle birkaç saat. Bakalım alışmış mı. Şu, bakın şunu da bir arkadaş vermişti hediye, mama kabı. Bunların ne olduğunu siz buradan anlayın. Mama verdim onlara dün. Şşt, hayır. Plastik mama kabı olur mu ya? Veren arkadaşa teşekkür ediyorum, Hasan kardeşim. Allah razı olsun ama mama kabı görüyorsunuz ya. Bunların ne olduğunu anlayın buradan. Mama kabını yemişler ya. Dur. Bunu yakacağım. Yakacağım. Dur dur. Tamam bırak. Çık oradan.
Dur gel. Yani bunlar daha önce videosunu da çekmiştim. Daha o zaman 4-4,5 aylıktılar. Yani matkabı yediler ya. Benim matkabımı yediler yani. Öyle masum gözüklerine bakmayın arkadaşlar. Şuna bir bak. Şu göze bak, göze maşallah. Dur tamam. Şimdi bunlara mamalarını hazırlayacağım. En çok hoşuma giden şey. Böyle bunlara mama hazırlarken bunlar bekliyorlar. Pars. Böyle bekliyorlar ya başımda. O kadar hoşuma gidiyor ki. Korsana baksana ne kadar böyle iç geçirici bakıyor. Bunu biz mi yiyeceğiz diyor ya. Yani korsan parsa böyle diş gösteriyor sanki yaklaşma diye. Bak 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 bak. İyi bakın, iyi bakın. Vay şerefsiz. Korsanın içinde yatan ejderhaya göre bu parsı kaçırdı. İşte korsanı görün arkadaşlar. Ay! Şşt! Lan! Bakın. Korsanı görün arkadaşlar. Pars. Pars reisi karşı geliyor şu anda. Pars'ı uzaklaştırdı tabanı zaten. Bunu anlayın ne olacak. Bak bak Pars tabağa yaklaşamıyor. Anam yapma oğlum yapma sakin ol tamam korsan. Ne oldu sana böyle bir şey? İşte bakın her geçen gün köpek içindeki ejderhayı dışarı çıkarmaya başlıyor yani. Korsan o masum korsan ne olacağını göreceksiniz. Yok pısırık olacak yok bilmem köpekler özgüveni yokmuş. Ya Allah aşkına ya. Hayatında dogo yetiştirdin mi bunu söyleyen arkadaş. Dogo yetiştirdim böyle. Dur lan dur sen. Şerefsiz seni dur. Bak, bakın üstümü ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Tertemiz pantolon tamam mı? Şimdi. Yani. Bu köpeklerin ben ne olacağını çok iyi biliyorum. Siz sabredip izleyin sabredin. Sen sus. Bak sen sus. Dürtme beni ha. Allah'ım korsan. Korsanın çirkinliğine bakın.
Harsa diyor ki yeter lan diyor. Bugüne kadar karını çektik diyor. Pars korktu ondan abi. Tabağın başından uzaklaştı. Sonra korsanı çekmeye çalışıyor ama korsan yemiyor. En son kapacak onu herhalde. Geri gideyim de bakalım ne olacak. Şu an korsan var ya nasıl duruyor onu ben biliyorum yani. Şu çoktan o yumurtaları yemeye başlamıştı şu an. Ben şurayı döneyim. Şurayı döneyim ben hemen başlar ya. Ya oğlum bırakın şu kızı. Lan bak bak oldu bir çamur ha. Bakın, bakın ne oldu. Arkadaşlar son. Korsanın ne kadar büyük olduğunu farkında mısınız şu anda? Şu an yan yana gelsin Pablo'dan daha uzun ya. Maşallah ya. Kaptı. Kaptı onu şimdi bak. Thank you.
Fars gel buraya ısıracak seni Fars. Gel oğlum. Bu da hep böyle aşağıdan yukarı bana bak. Neyse bir kapışacaktılar, kapışmadılar. Ben videoyu kapatayım. Bunların kendilerinin yumurtasını yapayım. Lan sus! Ne bağırıyorsun lan? Kaptı şu an. Allah aşkına sus ya. Bak. Evet arkadaşlar gördünüz korsan efsanesi. 4-5 ay sonra tamamdır. Pablo. Bugün gezeceğiz oğlum seninle. Hepinize iyi hafta sonları arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.